9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 60, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 60 Yapışma Enerji, verilen metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yapışma sabah kahvaltısında ekmek üzerine tereyağı sürüp yemeği birçoğumuz çok severiz. Tereyağının ekmeğin üzerine nasıl yapıştığını hiç düşündünüz mü? Farklı cins madde molekülleri arasında onları bir arada tutmaya yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvet adezyon, yapışma, kuvveti olarak bilinir. Kavanozdaki reçel genellikle kavanoz duvarlarına yapışır. Bunun nedeni de kavanoz molekülleri ile reçel molekülleri arasında var olan adezyon kuvvetidir. Denizden çıktıktan sonra su damlacıklarının vücudumuza, yağmurdan sonra su damlalarının çiçeklerin ve yaprakların üzerine, denizden çıkınca kumların ayağı. Tozların mobilyaya yapışması farklı cins madde moleküllerini bir arada tutmaya yardımcı olan adezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşir. 1. Çay bardağının çay tabağına yapışmasında adezyon kuvveti etkili midir? Çay bardağı ve çay tabağı hangi durumda birbirine yapışır? Açıklayınız. Cevap, çay bardağının çay tabağına yapışmasında adezyon kuvveti etkilidir. Tabağa su veya çay döküldüğünde tabaktaki sıvı, çay bardağı ile çay tabağının birbirine yapışmasını sağlar. İkinci adezyon kuvveti sadece katı ve sıvı maddeler arasında mı etkilidir? Katı maddeler arasında da adezyon kuvveti etkili olur mu? Bir örnekle açıklayınız. Cevap, adezyon kuvveti sadece katı ve sıvı maddeler arasında değil katı maddeler arasında da etkilidir. Tozların mobilyaya, toz boyaların duvara, unun ele, pudranın yüze ve deniz kumunun ayaklara yapışması adezyon etkisine verilecek örneklerdendir. Üçüncü verilen örneklerden hareketle, adezyon kavramını kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Cevap, bir maddenin başka türde bir maddeye yapışmasıdır. 9. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 60 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.